İşten çıkınca oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ali, FIFA 16 Gençler Birliği kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar en son Rizespor'u 1-0 yenmiştik. Şu an gördüğünüz gibi maç fazlasıyla lider durumdayız ve Trabzonspor'la bir maçımız var. Ekvador'dan bir milli takım, milli menajerlik önerisi gelmiş. Kabul etmeyelim, daha iyileri geliyor. Bu oyun menajerlik oyunları gibi değil, sürekli milli takımlardan öneriler geliyor. 5. sıraya düştük. Yani çok sıkıntılı bir durumda değiliz. Ama Trabzonspor 2 puan önümüzde. Artık bilmiyorum, biz Avrupa kupalarını hedefliyorduk. Güzel küme düşmeme yolunda önemli galibiyetler aldık. Şimdi de biraz üst sıraları oynayabiliriz. Bu nedenle Trabzonspor maçı oldukça önemli bir maç. Ben şeye bakmak istiyorum. Trabzonspor'dan sonra kimle oynuyoruz? Bakayım. Nasıl geçiyoruz? Ha. Trabzonspor'dan sonra da bir Eskişehirspor maçımız var. Umarım Trabzonspor maçını kazanırız. Oldukça iyi bir serimiz var. Oldukça iyi oynuyoruz. Galiba 4 maç üst üste kazandık. Tam hatırlayamadım. Şimdi şöyle Trabzonspor'u açık renk formayla oynatalım. Şimdi El Kabir'de bir yükseliş var. Bamba da var. Stanku da var. Oyuncularımızın performansları oldukça iyi. Kadromuzu hiç bozmayalım. İrfan Can'ın iyileştiğini görüyoruz. İrfan Can'ı da değerlendiririz tabii ki ikinci yarılarda. Bir yandan da gençlerimize önem vermemiz gerekiyor. Bakalım iyi performansımızı sürdürecek miyiz? Galibiyet serimize devam edebilecek miyiz? Biraz rahatladık ligdeki pozisyon itibariyle. Bu açıdan önemliydi. Performansımız çok iyiydi son 2-3 maçta. Şimdi yine galibiyet almak istiyoruz. Ligde artık Avrupa kupaları yolunda yerimizi sağlamlaştıralım. Henüz ligin başında olduğumuz için puanlar birbirine çok yakın. Lendel'de top. Lendel pasını attı El Kabir. Güzel bir pas. Bamba. Bamba geçti. Orada bir müdahale vardı ama hakem devam ettirdi. Rakibimiz top alıyor. Mehmet Ekici'ye. Sol kanada oynadı. Alper miydi? Alper Ulu da. Şimdi bir orta geldi. Bu arada sektiriyoruz. Dikkatli olmamız lazım ama Sefa'dan çok da etkili olmayan bir şut geldi. 3-5-2'ye geçtikten sonra veya 3 ne derler ona? 3-4-1-2'ye geçtikten sonra performansımızda bariz bir yükseliş var. Yine bu taktikle devam edeceğiz. Çünkü 4-4-2 fayda sağlamadı. Bunu gördük. Bu arada Embiya faul yaptı. Sert bir fauldü Ozan Tufan'a. Devre arasında da yine transferlerimiz olacaktır. Göndereceğimiz oyuncular olacaktır. Şu an iki tane kiralık oyuncumuz var. Ozan Tufan'la Kerim Fry. Onları bize katkısı çok fazla oluyor. Çünkü iyi oyuncular ama kiralık oldukları için onların yerlerine de opsiyonlar düşünmemiz hiç kuşkusuz gerekiyor. Şimdi Douglas. Aykut. Sol kanada oynadı. NBA'da biliyorsunuz gerçek hayatta Çin'e transfer oldu. Bakalım burada bize karşı neler yapacak. Kavanda. Belçikalı kanat oyuncusu. Kavanda'da top. Sefa. Trabzonspor biraz oyun kurmak istiyor galiba. Endoye de transfer oldu gerçek hayatta. Şu an biraz gerçekte olmayan oyuncularla bize karşı oynuyor. Gençler Birliği de bu arada İbrahim Üzülmez geldikten sonra gerçek hayatta inanılmaz bir ivme yakaladı. 4'te 4 yaptılar yanlış hatırlamıyorsam, yanlış bilmiyorsam daha doğrusu. Tabi bu video ne zaman yayınlandığında durumları ne olur bilmiyorum ama küme düşme adaylarından biri görünüyordu. Şimdi Avrupa kupaları için iddialı bir duruma bile gelmiş olabilirler. Ozan Tufan bu arada şut şansı. Ozan Tufan çok kötü vurdu ama hakem faali veriyor. Ya şu frikikleri bir yapabilsem. Şimdi El Kabir ile kullanacağız. El Kabir. El Kabir. Bu sefer iyiydi biraz. Ama yandan gitti galiba. Çünkü o kadar alçak bir topun barajın üstünden gitmesi şansı yok. Evet, biraz yandan gitmiş. Etkili olduğumuzu söyleyemem bu frikikte ama oldukça kısır geçiyor maç. Trabzonspor bizden 2 puan önde, o yüzden kritik bizim adımıza bu maç. Onlar adına da hiç kuşkusuz kritik. Ozan Tufan. Ozan. 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 Çok fazla zorladım orada. Ozan Tufan'la Douglas topu kaptı. Douglas kalecisi Onur Kıvrak oynadı. Hata yapmadılar. Aykut. Sefa. Endoye. Ahmet Oğuz iyi girdi araya, pasını aktardı. Calma. 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 Kötü bir pas. Okay yokuşlu aldı. Embiya. Embiya. Mehmet Ekici. Yusuf Erdoğan.
Embiya. Bir şut. Hoftan. Kornere gidiyor top. Yani çok etkili oynamıyoruz. Rakip de etkili değil. Tabii oyuna bir sürü ara verince onun da etkisi oluyor iyi oynamamakta ama. Özür diliyorum. Umarım ne derler ona, bir an önce toparlarız. O son 4-5 maçtaki performansımıza yaklaşırız. Şimdi Kavanda. Kavanda. Stanku güzel geldi aldı Kerim Fry. Pasını aktardı Landel. Landel sol kanada doğru ama Douglas giriyor araya. Douglas da top. Okay. Ahmet Çalık. Şimdi Stanku. Ozan Tufan. Bir boşluk var orada. Koşusu var. Şimdi Bamba'ya doğru. Bamba. Bamba güzel. Bamba. Hala top Bamba'da. Bamba. Bamba. Şut şansı. Bamba. Onur Kırrak. Şu ana kadar yakaladığımız en net pozisyondu. Jonathan Bamba ile Fransız oyuncuyla ama Onur Kırrak iyi çıkardı topu. Korneri kullandık. Etkili bir korner değil ama tekrar Calma'ya kadar geldi top. Calma. Pasını aktardı. Kulusic. Kulusic yapma Kulusic. Orada çok tehlikeli sektirdi. Mehmet Ekici. Embiya. Endoye. Sol kanada oynadı. Aman bir gol gelmesin buradan. Güzel. Kulusic. İlk yarı 0-0 bitiyor. İki takım da oldukça etkisizdi ilk yarıda. Şöyle bir şey yapalım. Jonathan Bamba'nın yerine Stanku'yu alalım. Bamba'nın yerine de İrfan Can'ı alalım. İrfan Can sezon başında oynatıyorduk fakat şanssız bir sakatlık geçirmişti. Uzak kalmıştı kadrodan. Onu alalım. Bir şeyler değiştirebilir mi bilmiyorum ama en azından şans vermiş olalım sakatlıktan sonra. Gelişimine katkı sağlayalım bir yandan da. Bu arada Calma çok güzel kaptı. Stanku. Stanku pasını aktardı. Ozan. Özür diliyorum İrfan Can'a. Ama bir anda orada ne yapacağımızı bilemedik ve rakibe kaptırdık topu. Takımı Ataking'e aldım gördüğünüz gibi. Bu arada Yusuf Erdoğan güzel bir çalım denemesi ama Ahmet Oğuz dikkatli. Savunma oyuncularımız Ahmet Oğuz çok iyi oynuyor. Ahmet Çalık da çok iyi oynuyor. Kulusic de fena değil. Yani savunma oyuncularımız konusunda bir sıkıntı yok. Tabii taktiği değiştirdiğimiz için kanat oyuncularını kullanamıyoruz. Gerçi Ahmet Oğuz bir kanat oyuncusu. İrfan Can'da top. İrfan Can. Onur Kıvrak. Çok etkili bir şut değildi ama yine de pozisyon üretmemiz anlamında, şans üretmemiz anlamında böyle şutlara da ihtiyacımız var. Onur Kıvrak güzel bir kurtarış yaptı. Bu arada bir kontratak şansı rakibimiz için sağ kanada oynadı. Sefa, Sefa geçirmememiz lazım. Ortasını açtı Sefa. Yapma! Yapma orada Kulus için bir hatası vardı. Neyse ki Okay iyi vuramadı topa. Hof'un da bir hatası vardı. Neyse ki kornere gitti top. Bu arada korner Hof'ta kalıyor. Hop. Şimdi bir kontratak yakalayabilir miyiz? Orada bir koşusu var Stanku'nun. Stanku'ya doğru geçti top. Stanku çok hızlı bir oyuncu değil. Stanku. Evet çok yedim topu orada. Ezdim daha doğrusu. Stanku. Landel. 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 Hala Landel'de. Pasını aktardı. Şimdi Kerim Fry. Kerim Fry. Yerde kalıyor. Bir penaltı daha. Geçen bölümlerde galiba üst üste 4 penaltı kullanmıştık. Bu da 5.'si oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok emin değilim ama gerçekten çok kritik, çok önemli oldu. El Kabir'e kullandırmamamız lazım. Hatırlayacaksınız. Kullandığı 3 penaltının ikisini kaçırmıştı galiba. Penaltıyı kime kullandıralım? İrfan Can'a mı? Stanku'ya kullandıralım penaltıyı. Sol ayaklıymış Stanku da. Onu da şu an fark etmem. İlginç oldu. Stanku. Stanku. Haydi oğlum. Stanku. Onur Kıvrak kıpırdamadı yerinden ve 1-0 öne geçiyoruz Trabzon deplasmanında. Stanku. 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 Çok kritik bir anda geldi penaltı. İlaç gibi geldi gerçekten. Kerim Fry içeri zorladı. Yerde kaldı. Çok güzel oldu bu. Oscar Cardozo'yu almış bu arada oyuna. Şimdi Okay. Embiya. Baskımız var. Takımın normal anlayışı aldım. Çok da zorlamamak gerekiyor malumunuz. Yusuf Erdoğan. Ortayı vurdurmayın. Vurdurmayın. Güzel. Hof'ta kaldı top. Hof. Hızlıca ileri oynadı. Kontra ataktan gol geldi bir şekilde. Tamamen kontra atakla alakası yoktu ama. Bu arada Mehmet Ekici. Rakibimizin baskısı arttı. Kötü oynuyoruz. Savunmada özellikle. Şimdi bir kontra atak şansı daha. Landel. Sol kanattaki boşluğa. El Kabir. Biraz açtık oyunu. El Kabir. El Kabir çalımını attı. El Kabir içeri girer mi? El Kabir. El Kabir çok zorladı. Yine yerde. Hakem bu sefer devam ettiriyor ama bu da penaltı olması lazım sanki.
Avantajımızı kaybettik oyuncu düşünce yerde kaldık biz de. Hakem ama bu sefer vermedi. Ozan Tufan güzel kaptı topu. Pası çok kötü Ozan Tufan'ın. Bayağı panik yapıyorum ceza alanına girince gördüğünüz gibi. Çok heyecanlı oynuyorsun diye yorumlar geliyor. Aslında çok heyecanlı değilim oynarken ama yayınlı olunca biraz konuşurken de ne yapacağını insan tam kestiremiyor. Tam konsantre olamıyor. Marco Marin aldı oyuna bu arada Trabzonspor. Şimdi Calma. Calma Stanku'ya doğru geçer mi? Geçmedi ama Stanku'nun baskısı güzeldi. Stanku'yu değerlendirmiyorduk geçtiğimiz maçlarda ama o Stanku'yu aldığımız Akhisar maçından sonra da 2 gol atmıştı. Formayı bir daha zor bırakır gibi geliyor bana. Cardozo, Yusuf, Kulusic. Bu arada dikkatli olmamız lazım. Rakip çok tehlikeli geliyor. Kavanda yapmayın. Marco Marin. Hop. Çok kritik bir kurtarış. Gerçekten çok kritik bir kurtarış. Biz de bir değişiklik yapalım. Landel'in yerine Doğakaya'yı alalım. Calman'ın yerine de Tomic'i alalım. Takımımız iyice yoruldu. 1-0 1-0 gidiyoruz. Olsun 1-0 olsun bizim olsun. Topa sahip olmada biz üstün olan tarafmışız. %51'e %49 Hoff'un önünde kaldı. Şimdi Hoff. Güzel. Yine bir koşut var Stanku'nun. Offside var mı bilmiyorum. Stanku'ya doğru ama kaleci Onur kıvrakta kalacak top. Onur da takımda şöyle bir tık defansifi alalım. Artık ikinci golün bir önemi yok. 1-0 bize yeterli bir skor olacaktır. Fazlasına gerek yok şu aşamada. Ahmet Oğuz. Ahmet Çalık. Yani şu toplar çok tehlikeli. Kaptırdığınız anda risk oluyor. Tomic. Tomic yapma Tomic. Çok kritik yerde kaptırdı topu. Şimdi Marco Marin'e doğru neyse ki iyi kontrol edemedi. Kulusic aferin oğlum. Kulusic aferin dedim. Kulusic'ten inanılmaz bir hata geldi. Kavanda yapmayın. Bir faul evet bizim lehimize veriyor faulü. Artık biraz bilgisayarın bize yaptığı ne derler o çirkeflik mi top saklamayı. Bizim yapmamız lazım Kulusic o neydi? İnanılmaz bir hata. Böyle hataların genelde dönüşü gol oluyor arkadaşlar ama. Kulusic o nasıl bir hataydı inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Şuradan gol yersek şaka gibi olur. Kavanda, Kavanda. Kavanda pasını aktardı. Yusuf Erdoğan. Kötü şut ve maç bitiyor kazanıyoruz. 1-0 kazanıyoruz. Çok iyi oynamadık ama kazanmasını bildik. %50'ye %50. Toplu oynama oranları öyleydi. Şutlar dengeliydi. İyi oynamadan kazanmak güzel bir şey. Tabii iyi oynasak daha da güzel olur. Yine maç fazlasıyla liderliğe yükseldik. Şimdi Eskişehirspor'la oynayacağız galiba. Şuradan da antrenmanları bir ayarlayalım. Bamba'ya verelim bir tane. Ne verelim? Distance shooting verelim. Yanlış oldu. Bamba dursun. Kerim Fıra'ya verelim. Her ne kadar kirada olsa da. İrfan Can'a vermemiz lazım. İrfan Can'a verelim. Tamam. İki tane defans oyuncumuz var. Onlara verelim. Ahmet Çalık'la Ahmet Oğuz'a. Tamam. Ahmet Oğuz'a da verelim. Şimdi de simulate edelim hepsini. Tamam. Güzel. Buradan gelişimlerini sağlayalım. Evet. Quit training dedim. Hemen hızlıca ilerleyelim. Galiba bir milli maç arası var. Yok hayır milli maç arası yok. Eskişehirspor'la oynuyoruz. Bu arada ligde liderliğe tamamen oturduk şu anda. Hatta Osmanlıspor maç fazlası var ama arkamızda kalmış durumda. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Stanku Romanya'ya, Ozan Tufan da Türk milli takımına seçilmiş. Ben de böyle bir oyuncu olduğunu bile bilmiyordum. Dimitriadis. Ne ara geldin sen? Hiç farkında değilim. Tamam sana şans verelim bu maç. Hiç farkında değilim Dimitriadis isimli bir oyuncum olduğunun. Eskişehirspor'u ağırlıyoruz. Dimitriadis neredesin sen? Daha Guido Kocar, Latovelci hiç bunları oynatamıyoruz bile. Pace'in düşük ya. Neyse sana şans vermeyeceğim. Satarız seni. Üzgünüm. Farkında bile değilim Dimitriadis isimli bir oyuncum olduğunun. Evet, Eskişehirspor'u ağırlıyoruz. Ligde lider durumdayız artık. Beklenmedik bir noktadayız. Ben de beklemiyordum açıkçası. Yakaladığımız ivme sayesinde bu noktaya geldik. Umarım devamını getirebiliriz. Ligde 10 maç geride kalmışken. Maça Eskişehirspor başladı ama top bizde kaldı. Stanku, El Kabir,
Güzel paslaşmalar. Bamba. Ozan Tufan. Bir koşu var Bamba'dan ama Ozan Tufan. Kötü pas attı orada. Sezer mi o? Öztürk dedi. Bu arada Emre Güral'ın önüne çok etkili bir toptu. Özgür Çek. O da gerçek hayatta gönderildi Eskişehir Spor tarafından. Eskişehir'de bayağı rotasyon yaptı. Yani şu anki oyuncuları da gerçeklik oyuncuları biraz farklı olacak. Emre Güral ortayı açtı. Eskişehir bayağı baskılı başladı. Stanku. Nereye Stanku? Hadi oğlum almalısın oradan. Güzel. Güzel müdahale. Şimdi Bamba. El Kabir. Kimse gelmedi. Tamam biraz sakin olabiliriz. Stanku. Kerim Fıray'ın bir koşusu var. Kerim Fıray. Geçen maç penaltı kazandırmıştı. Kerim Fıray. Kerim Fıray. İçeri girdi yine. Kerim Fıray. Kerim Fıray. Karşı karşıya. Kerim Fıray ve muhteşem bir gol. Henüz 12. dakikada öne geçiyoruz Kerim Fıray'la. Sezonu çok kötü başlamıştı Gençler Birliği ama şu an lider durumda Kerim Fıray. Beşiktaş'tan kiralık aldık. Kiralık aldığımız oyuncular çok fayda sağlıyorlar bize. Ozan Tufan orta sahamızı toparlıyor. Kerim Fıray gerçekten hücum katkısı muazzam. Umarım bu oyuncularla sözleşme imzalayabilecek paramız da olur ama zannetmiyorum, bonservisleri pahalı olacaktır genç olmalarından dolayı. Orada bir faul vardı hakem. Etkili bir noktadan faul kullanacak. Eskişehir Spor frikik kullanacak. De Frederico topun gerisinde ortayı açtı. Hop aman. Senden bu sezon çok şey görmedik, hata görmedik ama böyle sektirmelerin korkutuyor beni. Şimdi Stanku. Stanku yapma Stanku. Calma'ya. Calma. Bamba'nın da bir koşusu var. Calma. Bamba'ya aktardı. Bamba tek başına orada. Bamba. Bamba. Kadir'e kaptırdı topu. De Franco. De Frederico. De Franco nereden çıktı ya? Laval. O da Osmanlı Spor'a gitti galiba. Sezgin miydi S. Coşkun? Galiba öyle olması lazım. Laval. Emre. Onur. Aa, Onur Bayramoğlu Eskişehir Spor'a mı gelmiş? Bozüyük Spor'dan transfer etmişlerdi galiba. Kim aldıysa. Beşiktaş almıştı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Kapamadık topu orada. Orta sahada mücadele geliyor. Kerim Fıray şimdi topu aktardı. El Kabir zorladı ama kaptırdı. Boffin. Sezgin. De Federico. Özgür Çek. Özgür Çek çalımını attı. Ahmet Oğuz'la mücadelesi var. Ortayı da açtı. Kulusic kritik bir müdahale. Bu arada Eskişehir Spor bayağı baskıyı arttırdı. Dikkatli oynamamız lazım. Bir boşluk var şimdiki El Kabir'in önüne doğru. El Kabir gidiyor. El Kabir. El Kabir kurtarır mı? El Kabir. El Kabir karşı karşıya. El Kabir 2-0. İki pozisyonda iki golü buluyoruz. El Kabir ile 2-0 öne geçiyoruz. El Kabir. Topa sahip olan rakibimiz ama golleri bulan taraf biz olduk. İki pozisyon bulduk sadece, ikisi de gol oldu. İkisinde de sol kanattan içeri doğru girerek golümüzü attık. Bu gol bizi rahatlattı oldukça. Şimdi kontra atakları yüklenebiliriz. Daha dikkatli savunma yapabiliriz. Skor avantajını güzel erken kurduk. Ahmet Oğuz orada alır mı topu? Ama kötü pas aldı ama kötü pas. Sezer. De Frederico. Calma'nın baskısı var. Laval. Özgür. Onur. Özgür. Laval'a doğru. Landel aldı orada. Güzel aldı Landel. Stanku'dan şimdi yine bir kontra atak şansı. Ozan Tufan. Ozan Tufan. Ozan Tufan aktardı El Kabir'e. El Kabir. El Kabir. Yine içeriği zorlamak istiyorum ama giremedi bu sefer El Kabir. Sağ kanadı kullanmak istiyor Eskişehir Spor bu dakikada. Ama ilk yarının son düdüğü geldi. 2-0 önde tamamlıyoruz. Güzel bir skor ilk yarıda. Oldukça rahatlattı bizi. Çok iyi oynamadık. Harika bir oyun oynamadık. Sadece bulduğumuz fırsatları iyi değerlendirdik. Bu da yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Landel şimdi sol kanada aktarmak istedi ama geçmedi. Bir kontratak bu sefer biz mi yiyeceğiz? Emre Güral. Emre. Emre. Bu arada Sezer Öztürk değilmiş. Aa Öztürk'müş. Sezer Öztürk
geri döndüm acaba dedim. Bu arada Landel'den kritik bir müdahale geldi. Stanko şimdi tekrar Landel'in önüne. Boş alanlar buluyoruz. Bunları iyi değerlendirmemiz lazım. Landel, El Kabir. Sağ kanada doğru attı ama biraz fantastik bir deneme oldu El Kabir'den. Boffin'de başladılar. Landel'de kaldı. Landel. Güzel. Stanko. Calma. Güzel paslaşmalar. Jonathan Bamba'da top. Bamba. İçeri girdi. Bamba çeviriyor ama nereye? Rakibe. Bamba. Burada ne yapıyor rakip? Saçma hareketler yapıyor şu anda. Bamba iyi girdi oraya ama rakibe gitti top. Oyuncu değişiklikleri yapabiliriz. Gençlerimizi alabiliriz ama biraz daha skoru garantiledikten sonra mı yapsak ya da 70'lerde mi yapsak bilemedim şimdi. Rakip niye top çeviriyor onu da anlamıyorum. Gole ihtiyaçları var ama top çeviriyorlar şu anda. Burada hala Fenerbahçe Galatasaray maçlarımızı yapmadık ama Beşiktaş ve Trabzonspor'la oynadık. Oldukça da iyi skorlar aldık o maçlarda. İyi oyun oynadık Beşiktaş maçında da. Kerim Fray, Ozan Tufan, Stanko yapma. Çok kritik bir yerde kaptırdın Stanko. Burada top hala rakibimizde. Bayağı top ayaklarında tuttular. Ahmet Oğuz çok güzel kaptı. Ahmet Oğuz nefis de bir pas atıyor El Kabir'e doğru. El Kabir şimdi El Kabir'de. El Kabir çalımını attı. El Kabir! Biraz bencilce davrandım El Kabir'le. Evet kimleri alalım? Atanga uzun süredir oynatmıyoruz. Onu alalım. İrfan Can'ı alalım. Bir de kim alabiliriz? Taylan Antalyalı'yı alalım. Genç oyuncuları alalım oyuna. Gençlerimizi de biraz gelişimlerine yönelik katkı sağlayalım. El Kabir'le orada bitirebilirdik işi. 3-0 yapabilirdik ama biraz bencil davrandım. Stanku'yu düşünsem gol atmamız içten bile değildi. Laval sol kanada oynadı. Onu vermememiz lazım Ahmet Çalık gerçekten. Hem genç hem yetenekli defans oyuncularına sahibiz. Çok da iyi oynuyorlar. Kerim Fray orta açmak istiyorum ama gücü yetmedi Kerim Fray'ın. Doğrudan kaleye gitti. Değişiklikleri de yapamadık bir türlü. Maç bitmez inşallah. Şöyle topu taca falan mı atsak? Bu arada top bizde kaldı. Landel pası. Şimdi Stanko. Bamba. Nasıl bir şut Bamba. Çok net bir pozisyon. Oyuncuları alamıyoruz. Gerçekten saçma bir durum oldu bir de. Ahmet Çalık. Stanko. Landel. Bamba. Ozan. Calma. Çevirdi. Bir şut. Yine saçma değerlendirdik. Yine saçma kullandık pozisyonu. Yine saçma kullandık. Ya şeyleri de alamadık. İçime oturdu o benim. Maç bitecek birazdan. Çocuklar oynayamadılar. Sağ kanattan geliyorlar. Sert bir faul. Umarım bir kırmızı kart çıkmaz. Kırmızı kart çıkıyor Kulusiç'e. Bir de şöyle saçma bir şey olacak. Şimdi oyuncuları da değiştirdik. Ha değiştirmedi tamam. Kırmızı kart çıktığı için muhtemelen değiştirmedi. Oraya Balioğlu'nu alalım. Alamıyoruz tabii. Şöyle yapalım. El Kabir'i oraya alalım. Yine Atanga'yla İrfan Can'ı biz oyuna alalım. Kulusiç. Yani çok gereksiz bir faul yaptım orada. Orta geldi. Aman. Risk de almayalım. 10 kişiyiz zaten. Oo, çok yanlış bir hareket yaptım. Ozan Tufan. Ben böyle saçmalamalarım var biliyorsunuz. Golü görmüyoruz ağlarımızda. Neyse ki şans bizden yana boş kaleye kaçırdılar. Akaminko'yu oyuna aldılar. Akaminko da çok iyi bir stoper oyunda. Ama Gençler Birliği'nden gitti gerçek hayatta. Belki devre arasında düşünebiliriz. Bu arada Atanga bomboş. Neden bilmiyorum ama Gençler Birliği savunması boşluk bıraktı orada. Landel pası. Bamba! Girmiyor. Offside vardı ama galiba orada. Hayır korner dedi. Jonathan Bamba bir anda önünde kaldı ama değerlendiremedi. Şimdi Landel. Landel pası. Ahmet Çalık. Ne yapıyorsun Ahmet Çalık? Maç bitiyor. 2-0 kazanıyoruz. Serimize devam ediyoruz. Muhteşem bir seri yakaladık gerçekten.
Kulusiç kırmızı kart gördü, onu oynatamayacağız sonraki maçta. Bu arada maçlar başlamamış, ben ne kadar çok maç 0-0 bitmiş diyecektim. Evet, şu anda 23 puanla lideriz, 11 maç sonunda. Bakalım sonraki maçımız kimleymiş? Bir milli maç arası var galiba. Türkiye milli takımından bir menajerlik teklifi geldi. Tamam, onu da kabul edelim. Türkiye milli takımıyla da oynayalım. Oyuncularımız bilgisini veriyor. Kanada ile bir maçımız var Türkiye milli takımıyla. Onu da sonraki bölüm yapalım. Ya da bilmiyorum, sadece kariyer mi yapsak? Ondan emin değilim. Sonraki bölüm karar veririz. Belki milli takımla oynamayız. Çünkü ben sadece kariyere odaklanmak istiyorum. Ona sonraki bölüm karar veririz. Simulate edebiliriz milli maçları arkadaşlar. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kariyerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.